Herkese merhabalar, ben Nihan, hoş geldiniz. Öncelikle videonun ilk kısmında bazı ses problemleri olduğu için bu kısmı dışarıdan seslendireceğim. Şimdi bugün birlikte ayakkabı kaplayacağız. Ne alaka Nihan diyecekler için şöyle anlatayım size. Benim biricik kız kardeşimin yarın nikahı var. Ve ben bu nikah için tam elbise almak ya da kiralamak üzereyken 20 günlük bir kapanmaya girdik biliyorsunuz. Elbise kiralamak için öncelikle gidip benim elbiseyi üzerime denemem gerekiyor ki üzerime tam oturan bir elbiseyi almam gerekiyor. Çünkü kiralık elbiseler üzerinde herhangi bir oynama yapamıyorsunuz. Ben de internet üzerinden bir abiye dikim firması buldum ve beden ölçülerimi bir de beğendiğim elbisenin fotoğrafını göndererek dikimine başlamalarını rica ettim. Tabii bu şekilde olunca elbisenin dokusu ve rengi konusunda net bir bilgi sahibi olmadım ki ayakkabı ve çanta alışverişi yapabileyim. Ben de kendilerinden elbiseyi diktikten sonra artan parçalardan bana göndermelerini rica ettim. Şimdi bu parçaları değerlendirerek elimdeki bu beyaz ayakkabı ve çantayı kaplayıp elbisemle aynı doku haline getirmeye çalışacağım. O zaman hep birlikte başlayalım ve bu sessiz kısmı hızlıca geçelim. Bu da bu şekilde kurusun. Şurada fazla bir parça var, onu keselim. Tamam. Yapışmayan yeri olursa, hafif kalkan yeri, onları daha sonra zaten yapıştırırım. Bu da yapışana kadar şöyle tel tokayla tutturacağım buraya. Tamam. Yalnız problem çıkartan yeri düzeltmek yerine direkt kesip atıyorum. Bakalım nasıl olacak. Tamam. Oh, zor işmiş. Bir parça daha lazım bana, ikinci katı da kaplayayım. Hem de tel tokaları da öyle takarız. Kolay olur. Evet, gel bakalım. Yapışmış bile zaten, süper. Evet. Topuğu ve arka tarafı da şu şekilde kapladım. Şimdiye kadar bir problem yok gibi görünüyor. Zaten eksik kalan yerlerini tamamlayacağım kumaşlarla. Daha şurayı. Bunun ön kısmı daha düzgün oldu. Alta bayağı büyük parça ayırıp da yapıştırdım. Fazlalıklarını keseceğim daha sonra. Zaten herhangi bir potluk yapmıyor elimle bastırdığımda da. Bunu da kurumaya bırakıp topuk kısmının kesimine başlayacağım şimdi. Kardeşin açmış oldu. Bunu ne yaptın böyle ya, beyaz ayakkabıyı? Kapladım, kıyafetime uygun yaptım. Tamam.
Ne yapıyorsun? Ne? Ne yapıyorsun? Ne? Anne apışım. Ayakkabımı yapıyorum ya. Anne bu aşağı açılma benim. Tamam, senin sandalyeni kenara çektim, şimdi vereceğim. Anne bak şakım. Anne bu başaşım yere. Yere mi döküldüler? Biliyorum pis olmak kötü bir şey ama ben temizleyeceğim oraları. Anne bu ya. Başım geldi. Toka. Az işim kaldı. Bak diyecek şimdi. Baba bu sandalyeden burada. Baba bu açayım. Anne bu baş açacağım. Tamam. Tamam, çekmem bir daha, özür dilerim. Nerede? Karen'in odasında oğlum. Anne bu tamam, 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 tamam. Hemen aldım sandalyeni, bir saniye. Ağlama, aldım. Gel. Yiyeceğim. Keşke tek parça kumaş kaplanınca olsa, çok kolay olacaktı benim için de. İki kat olması beni zorladı. Çünkü kumaşın ayakkabıya yapışmasıyla kumaşın kumaşa yapışması farklı oluyor. Ayakkabılar bu şekilde şimdilik. Bakalım kurusunlar, ayağımıza denince göreceğiz nasıl olduğunu. Çıt çıta denk gelen kısmı en son keseceğim. Çünkü bir de onun yerini ayarlamakla uğraşamam şu durumda. Şimdi ayakkabının ön tarafını, topuk tarafını, arkasını bitirdim. İki ayakkabının da. Ve çantam da şu şekilde hazır. İki kat olacak şekilde kapladım. Arada kameramın şarjı bitti. O yüzden biraz ara verdik. Çocukları doyurdum. Bunları da kurumaya bıraktım. Çantam tamamen hazır. Gördüğünüz gibi. Tel tokalarla şuradan tutturdum biraz ek yerleri yapışsın diye. Şu şekilde ama, göstereyim. Ama yerim şerdeyi açıyorum yerden. Tamam anne. Şöyle yapayım anne. Yap kızım. Şöyle yapayım. Böyle yapayım. Anne ben yapayım ben. Ben yapayım ben. Beraber yapıyoruz.
Hani ben apıyım. Ama apıyım ben. Ama apıyım ben. Beraber yapalım bence, daha zevkli. Hani ben apıyım. O sana göre değil ama. O tut kal. Elin yapışır sonra. Yanlardan içine katlamak için ek yeri olması lazım çünkü onu ayarlayamıyorum. Evet. Anladın mı? Anladım. Arkadaşlar, anne geliyor baya. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar, evet. Karışıyorum. Evet. Ben bu ayağımı kıvırıyorum. Ben şayım. Senin ayakkabıların hazır mı? Hazır. Ama kendim giydim. Kendin giydin. Kendim giydim. Aferin sana. Daha yapalım. Bitsin. Bitsin. Bitsin kızım. Anne, bu tarafa da yapıştırayım, tamam. Ama onun şeritleri çıkmış. Çıkmış. Tam kurumadığı için çıkarmışsın. Evet. Bir saniye. Onu bana ver, eline yapışmasın. Bir saniye anneciğim. Bunun kenarlarındaki parçaları kesecektim aslında. Ama böyle kalın olunca daha çok hoşuma gitti. O yüzden ikisini de eşit olacak şekilde ayarlayıp bırakacağım artık. Tabii sonra tuşları yapacağım da, olmayan yerler var çünkü. Değil mi kızım? Güzel olsun. Anne. Efendim bebeğim. İsteyeyim. İsteyebilirsin tabii ki. Hani üçgen sandviçler oluyor ya anne. Hı hı. Onlardan bana alabilir misin? Babam birazdan markete gidecek, alır. Oldu mu ayakkabı? Oldu mu ayakkabı? Oğlum, çekilsene kameranın önünden, burnun gözüküyor. İyi, açı yapmaya çalışıyorum. Yapma, elleme sakın. Kamerayı oynatma. Baba! İyi, açı yapıyorum. Ben yaptım onun açısını. Abi! Anne, apıca anne. Git. Sen abinle biraz daha düzgün konuşmalısın bence Karen. Çok ayıp. Sus diyor. Neden sus diyorsun abine? Şimdi şu yanlar kaldı bir tek. Küçük.
Bunları da ayarlayalım. Şimdi bu kurusun. Kuş. Yanını da şu şekilde kapladım. Anne bak kuşa böyle. Yakaladı seni. O zinciri elinden bırakabilir misin lütfen? Bakayım. Teşekkürler. Tamam. Ayaşım. Karenciğim. Düştü. Ama hep aynı şeyi söylüyorsun. Tamam. Oldu Karen. Kişabış. Güzel olmuş mu? Kişabış. Teşekkür ederim. Anne bak. Yapışmayan ufak tefek yerleri de yapıştıralım. Ondan sonra kurumaya bırakacağız. Ayakta daha güzel duracağını düşünüyorum ben şu anda. Kurusun. Deneyeceğim. Olmayan yerleri varsa tekrar bakacağım. Ama şu haliyle benim hoşuma gitti. Çantam da böyle. Evet, çanta ve ayakkabı kaplama işim bitti. Artık elbisenle beraber nasıl duracağını ben de yarın göreceğim. Bir sonraki nikaha hazırlık videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.